güvence vermek veya onların bize güvence vermesini istemek gibi bir müzakere hukuk devleti ilkelerine uymaz. Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan vize sınırlamasının kaldırılması için Türk hükümetinden güvence aldık açıklamasına bu yanıtı verdi. İki ülke arasında özellikle bazı yargılamalar var, bazı tutuklama işlemleri var. Bu Amerika'da da var, Türkiye'de de var. Her iki ülkede hukuk devleti, hukuk devleti kurallarına göre işlem ifa edilmektedir. Başbakan Binali Yıldırım o açıklamayı kritik Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesi yaptı. Gündeminde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında vize sorununun yumuşaması vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bir süre önce askıya alınan vize işlemlerinin sınırlı da olsa başlamış olması olumlu bir adım olarak mütalaa edilebilir. Başbakan'a ABD Büyükelçiliği'nden yapılan soruşturmalarda gözaltı ve tutuklamalar öncesi taraflar haberdar edilecek açıklaması soruldu. Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan o karşı açıklamayı vurguladı. Amerika'nın Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklama üzerine Türk Büyükelçiliği de karşı açıklamayı yapmıştır ve orada her şey açık, seçik, herhangi bir yoruma ihtiyaç göstermeyecek şekilde izah edilmiştir. Yıldırım, FETÖ'nün bir numaralı ismi terörist Gülen'in iade süreciyle ilgili de net mesajlar verdi. İade konusunda yapılacak her şey yapılmıştır. Artık dosya odalara sığmayacak hale gelmiştir. Eğer bu kadar dosya, bu kadar bilgi, bir belge iş görmüyorsa, o zaman işin içinde başka bir mesele var diye düşünmek der demez insanın aklına geliyor. Amerikan yargısı bir an önce hukuk sistemi devreye girerek bunun gereğini yapmasını bekliyoruz. Başbakan Binali Yıldırım'a oğullarının offshore hesapları bulunduğuna yönelik